Ustalarım merhaba. Bugün size kompresör kullanan ustalar için çok faydalı bir bilgi vereceğim. Yani bu bilgiyi şu sebepten dolayı veriyorum. Şimdi kompresör kullananlarda bakın tanıtmak istediğim malzeme şu malzeme. Kompresör kullanan ustaların en büyük sorunu kompresörden makinaların içine gelen hava ile beraber gelen su. Bu su yağlı ve çamurlu oluyor, paslı oluyor, kompresörün tankında birikmiş oluyor. Yani bu kompresörler her çalıştıklarında kesinlikle su üretiyorlar. Yani sıcak işte sıcak motor, soğuk tank. Sıcak motordan soğuk tanka sıcak hava indiği anda direkt ne yaparsanız yapın bu tank su doluyor. Şimdi tankta şöyle bir şey var. Hem o dolan su hem bildiğiniz suyu tankı çürütüyor. Aynı zamanda da buradan hava çıkışıyla beraber makinelerin kullandığınız havalı sistem, havalı ürünlerin işte havalı tabancalar, ne bileyim lazer makineleri, CNC makineleri, bütün makinelerin içine su gidiyor. Bütün ustalarımızın sıkıntısı da şu. Ya usta biz kompresörün havasını alıyoruz ya da biz kompresörün suyunu, bakın şurada bir vana var. Şurada bir vana var. Bu gördüğünüz vanadan işte usta biz bu kompresörün suyunu alıyoruz. Soruyorum diyorum ki ne kadar demir alıyorsunuz? Ya işte kompresörden su geliyor, işte tabancalara su geliyor, makinelere su geliyor, CNC'ye su geliyor. Ben de diyorum suyunu almanız lazım. Bana diyorlar ki ya usta alıyoruz. Ben de soruyorum ne kadar demir alıyorsunuz? Bir donup kalıyorlar böyle hani yok. Yani ne zaman bir aldıklarını, ne kadar demir aldıklarını hatırlamıyorlar. Ama kompresörün suyu normalde her gün alınması gerekiyor. Her sabah kompresör çalışmaya başladığı zaman, işe başladığı zaman kompresörün suyunun alınması gerekiyor. İşte şimdi bu gördüğünüz makine, bakın şöyle bir yakınlaşın, yakınlaş buradan. Şimdi şu gördüğünüz makinede, bakın şurada iki tane zaman ayarlaması var. Birisi şuradan sıfırdan başlıyor 45 dakikaya kadar. Yani şöyle sıfırdan başlayıp da 45, ister 9 dakika, 10 dakikaya, ister 20 dakikaya, ister 27 dakikaya, ister yani istediğiniz dakikaya ayarlıyorsunuz. Bakın istediğiniz dakikaya ayarlıyorsunuz ve istediğiniz saniye, yani şöyle bir şey. 15 dakikada 4 saniye havasını, yani kompresörün havayı açıp, yani hava suyu açıp 15 dakikada, 20 dakikada, 5 dakikada bir suyu açıp ve 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye tahliye yaptırıyorsunuz. Bakın şimdi şunu şöyle göstereceğim. Şunu şu şekilde anlatacağım size. Kompresörün şu vanası, bakın şurada gördüğünüz vana var ya. Bu vanaya bunu şu şekilde şöyle bakın. Yani bunu şimdi şöyle ayarları da var istediğiniz şekilde. Ben şimdi şunu şu şekilde biraz daha sıkarak, şöyle hafiften biraz daha sıkarak ayarlamak istiyorum. Ben şu şekilde ayarlama yapmak istiyorum. Şöyle bunu alıyorsunuz buraya şu şekilde, bakın şöyle takıyorum. Bu yarım parmaktır. Bu ürün de yarım parmaktır. Şunu hafiften şöyle çekeceğim. Şöyle bakın bağladım ben bunu. Bu şekilde bağladım. Şimdi bunu bağladıktan sonra şunu şekilde bağladım ve şurada görüyorsunuz. Şimdi saniye ayarı burada ve bakın şunu da yapacaksınız. Şimdi bunu da anlatayım ben size. Bu makine 15 dakikada bir şu anda ayarına göre 3 saniye, 3,5 saniye, 4 saniye su atacak. Yani şuradaki şu vanayı açıp, şu vana da zaten bakın şu taktığım şu vana da açık. Şimdi şu anda bu kompresörün bütün vanaları açık ama buradan su ya da hava çıkmayacak. Bu şu gördüğünüz selenoid burada 15 dakikada 3 saniye buradan burayı açacak şu vanayı. Açacak buradan 3 saniye buradan suyu dışarı atacak. İsteyen ustalar buraya bir tane rekor koyup buradan bir hortum uzatıp bu suyu da istediği yere, yani o hortumla beraber buraya bir aparat takıp bunu istediği yere ya da bir kovanın içine falan tahliye ettirebilir. Bakın ben bunun devamını da anlatacağım. Şimdi selenoid'i böyle buraya bağladım. Dediğim gibi ayarlar, zaman ayarları yapılıyor. İşte 15 dakikada işte 3 saniye, 4 saniye. Tabii kompresör, şimdi siz 15 dakikada 4 saniye ayarladınız, takip ettiniz. Ama o 4 saniyede baktığınız su bitmedi. Bunu 5 saniye, 6 saniyeye getirip bakın şu test düğmesine bastığınız zaman da, şu teste bastığınız zaman da, yani o 15 saniye beklemenize gerek yok. Teste bastınız, şu o anda hemen atar bunu. Yani bunu atıyorum açtınız ve 4 saniyede takip ettiniz. 4 saniye işte 15 dakikada bir 4 saniye attı ama daha su geliyor. O zaman daha uzun tutacaksınız. 6 saniyeye, 7 saniyeye çıkaracaksınız. Ve 7 saniyede şunu göreceksiniz. 15 dakikada bir 7 saniye yaptınız ve
4. saniyede, 5. saniyede, 6. saniyede su gelmemeye başladı. Tamam, bunu düşürün. 6. 5. saniyeye alın. Ve şu anda şunu da yapacaksınız, onu da göstereyim. Şimdi şunu ben bir söküyorum. 2 dakika hemen sökeyim. Şöyle bir sökeyim şunu. Şimdi şunu da göstereceğim. Bu buraya bağlandı. Şimdi geldim buraya. Burada şunu söküyorum. Şu parçayı. Şöyle yıldız tornavidayla şu parçayı sökeceğim. Ne yapacağımı göstereyim size. Yani ben oraya montaj etmiştim bunu. Şimdi buraya montaj etmeden aslında şöyle yapacağız şunu. Şu cıvatayı söküyorum. Şu cıvatayı söktüm. Şöyle çıkardım. Şu aparatı da çıkardım. Sonra bu aparatla bu aparatın bakın şu kabloyu elime aldım. Şu kabloyu da elime aldım. Şimdi şunu şöyle çıkartıyorum. Şu parçayı da çıkardım. Şimdi şunu çıkarmam gerekiyor. Önce bir tek şunu da almam gerekiyor. Bir saniye. Şu parçayı çıkardım. Bakın görün. Şöyle şu parçayı çıkardım. Şimdi şunu açıyorum. İster bunu açarım. Şunu açarım ya da şunu açayım ben size. Şunu şöyle açıyorum. Bakın şöyle açtım. Üstümüze kullanayım. Şöyle şunu açıyorum. Bir de şu bağlantıyı açıyorum. Şöyle. Bakın bunu şuradan geçiriyorum şu kabloyu. Şu kabloyu buradan geçirdim. Şöyle. Bunu yani şuraları da kesin tabii böyle bu şekilde yapmayın şu an. Bir yan keski verebilir misin ekran bana acil? Bir yan keski ver bana. Çabuk şunu ayarlayalım. Şunu aldım. Şöyle biraz kısa tutun. Temas yapmasın. Bu da önemli. Şöyle şuradan. Şöyle geçiriyorum. Bunu buraya taktım. Bunu buraya takıyorum. Bunu buraya taktım. Bunu da aldım buraya taktım ustalarım. Biraz buralarda böyle hızlı yapmak istiyorum. Elim ayağıma karışıyor. Hani zamanınızı fazla çalmak da istemiyorum. O yüzden şunu... Kapat. Şimdi bu parçayı geri yana takıyorum. Tekrar toparlıyorum ben bunu. Şunu şu şekilde takacağım. Şuraya getiriyorum. Bu buraya taktım. Bunu elektriği verdim gördüğünüz gibi. Şu parçayı unutmayın. Bu parçayı koyalım. Şunu koyduk. Ondan sonra bu parçayı buraya taktık. Parçayı buraya taktık. Bir saniye. Yani bunun bir tane takılma şekli var zaten. Şöyle. Tamam. Bunu sonra şu videoyu unutmayın. Şu videoyu da koyalım. Şu videoyu da takalım. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda selenoidimiz hazır. İsterseniz bakın şöyle yapacağım. Bunu buraya takıp bakın şöyle. Bunu buraya alıp takıp. Şimdi bunu buraya şöyle bir sıkayım hafiften. Şöyle bir tutturayım ki size de anlatabileyim bunu. İsterseniz bu parçayı buraya ama bunları teflon tabii buna teflon sıkın. Şu aralardan teflon kaçakları olmasın. Bakın isterseniz bunu böyle buradan herhangi bir priziniz varsa yakınlarda bunu bir prize takabilirsiniz. Bunu herhangi bir prize takıp taktığınız zaman zaten şu selenoid elektrik gidecek ve zamanlama zaten başlayacak. Direkt taktığınız zaman çalışacak. Takar takmaz şu test düğmesine bastığınız zaman da zaten pışt diye zaten kompresörün hava hattını görürsünüz. Ya da yakınlarda şuralarda buralarda bir yerde bir priziniz yoksa bunu alıp buradan böyle alıp uzatıp ben şunu biraz daha bir kurtarayım. Tamam. Bunu uzatıp şuradan da bir faz bir nötr alıp bu kutunun içinden şuradan girip bir faz bir nötr alıp buraya da tutturabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman kompresörünüz selenoid sayesinde şartlanacak ve
15 saniyede, 15 dakikada, 10 dakikada bir 3 saniye, 4 saniye devamlı oradan kendi kendine havayı, suyu tahliye edecek. Ve bunu yaptığınız zaman bakın parçanın fiyatı yaklaşık 1000 lira. Yani parçayı ben 1000 liraya satıyorum. Ben getiriyorum, ben satıyorum. Bu malzemeyi bunu kullandığınız zaman inanın yani 1000 yani 10 binlerce liralık havalı el aletleriniz, özel makinalarınız, CNC'lerinize su gitmeyecek ve makinalarınız bozulmayacak. Ufacık bir parça ama sizi çok büyük masraflardan kurtaracağına inanıyorum. O yüzden bu videoyu çektim. Bu üründen isterseniz Aralır'da var. Bizim firmamızın ismi Aralır'da var. 0542 365 1015. Beni arayabilirsiniz. Bu üründen size kargo ile işte ödemesini gönderirsiniz bana havalesini. Bu üründen size kargo ile gönderebilirim.